Assalamu alaikum. I Aleyküm don't selam ve hear rahmetullah you hocam. quite good after this video presentation, but Sizi bu videolu sunumdan sonra çok iyi duymuyorum. Ancak umarım benim sesim duyuluyordur. Ve teyit edebilir misiniz efendim? Duyulabildiğimi teyit etmek için sırf bilmem açısından. Beni duyabildiğinizi teyit eder misiniz efendim? it okay? Uygun sesim geliyor mu efendim? Geliyor efendim, geliyor. İngilizce olduğu için müdahale edebilirsek. Okay, I hope that everything is fine. I just Umut want ediyorum her şey iyidir ve tekrar etmek istiyorum. Benim ses problemim vardı. Bir önceki Asam'la ilgili izlediğimiz videodan sonra bende bir problem oldu videomda. Fatih Belediyesi İstanbul'dan selamünaleyküm demek istiyorum. Ve dördüncü yılım aslında benim katılım gösterdiğim bu çerçevede. Dolayısıyla bir bildiri sunmak üzere dördüncü yılımdayım efendim. Ve her yıl sizlere farklı bir yerden hitap ediyorum. Bugün İstanbul'dan hitap ediyorum. Geçtiğimiz yıl Bosna'dan bir dağdan hitap ediyordum, belki hatırlarsınız. Çok da vaktimiz olmadığı için direkt geçeceğim. Konuya girmek isterim doğrudan. Ki daha fazla vaktinizi almayayım. Dünya görüşünü ve inançlarımıza baktığımızda her insanda dünyayı her şey aynı şekilde anlam vermez ve her model, ter tutarlı model ve kişiye aktarılan dünya görüşleri farklı uçurumlar vardır bireyler arasında ve toplum bağlamında travma, trajedi ve istikrarsızlık, belirsizlik ve güvensizlik çeşitli bireyleri sarmalamaktadır. Ve Müslümanlar da bunların bazılarını yaşamaktadır. Ve bu çalışmamda iki değişken görüyorum. Habitus, yani temel bizim varoluş şeklimiz dünya çapında ve temel inanışlara baktığımızda bunları bazılarını kendiliğinden mevcut olduğunu kanıtsayarak hareket etmektedirler Müslüman coğrafyasında ve buradan çeşitli travmalar, nesiller boyu yaşadıkları travmalar ışığında da şekillenen çeşitli görüşleri vardır. Fakat arka plana baktığımızda bütün kişilerin kendini yansıttığı, dünya ile olan temas kurduğunda bizim gündelik yönlenmelerimiz ne bizim için uygundur, ne değildir diye baktığımızda habitus kavramı insani davranışlara bunun bir esiri olmaksızın odaklanmamıza bakmaktadır ve sosyal ve zihinsel konulardaki tesadüflere baktığımızda habitus yönlendirici bir prensiptir. Ve kısaca tarihin bir işlevi olarak gerek bireysel gerek toplumsal olarak tarih boyunca tarihin belirlediği kalıplara da bakılmaktadır. Mesela habitus dediğimizde tipifikasyon, bilgi stoğu, arka plan daha önce bahsettiğim gibi bunlar açıklayıcı gereçlerdir. Ve bütün bunların tümü açık ve net, sosyal, doğal bir sosyal yapıların bir sonucu olarak ve determinizm çerçevesinde bütün bu ögelerin bir arada yer alması zaman ve mekanda uzun bir zaman çerçevesinde doğal tutumlar ve sosyal dünyanın da belirlediği, insanların hakikat olarak kabul ettiği
ve problemsiz olarak adettikleri problemler, dogmalar ya da doksalara çok benzer konseptlerdir. Ve bu iki sebepten dolayı önemlidir. Çünkü öncelikle bunun karmaşıklığını normlar olarak anlıyoruz. Ve Müslüman dünyasında neredeyse yasa dışı durum, hatta ağırlıklı olarak bile Müslüman bölgelerde bir takım ögeler, bu bir paradigma kayması da değildir aslında son iki yılda yaşadığımız. Yine de eğer Balkanlardaki duruma baktığımızda, ki burası artık ya da Orta Doğu'ya baktığımızda, modern yaşamı ve modern yaşamın sosyopolitik yapılarına baktığımızda Müslüman dünyanın ağırlıklarını da görüyoruz aslında. Ve Müslüman dünyanın da baktığımızda Avrupa'da ve yasal mahkemelerde ve özellikle Avrupa'daki idari kuruluşlarda neredeyse şeriat, sufizm ve ilgili kurumlarının hepsinin alanları değişmiştir. Ve bu reformların kaderi aslında şeriatı ve geleneksel kurumları değiştirmek olmayıp buradaki amaç laiklikle değiştirmek değil, dünyayı modern devlet için ve modern ulusların merkezinden görme amacıdır. Ve yeni dünya görüşünü tesis etmeye yönelik adımlar atmıştır. Ve daha sonra yeni bir epistemoloji doğmuştur. Ve bu dünyayı kavramsallaştırmanın ötesinde dünyanın içinde yaşamakla ilgilidir. Habitus burada işte ortaya çıkıyor. Ya da geleneksel döngüye baktığımızda medreselere bütün bilgi sosyoloji değişmektedir. Ve bu da belirli bir bilgi türünün üretiminde sistemin tahribi o denli büyüktür ki bunu yapısal bir soykırım olarak dahi alabiliriz. Komple bir bilgi aparatüsü hem bir sistem olarak anlaşılmakta hem de dünyada bir yaşam tarzı olarak öne çıkmaktadır. Ve toplumlar ve devreler bir dizi hayal kırıklığı dönüşümler ve yeni başlangıçlar görmüşlerdir. Ve bu evrensel olarak milliyetçilik ideolojisi ortaya çıkmıştır. Ve sosyal ve siyasi dünyaya baktığımızda özellikle Osmanlı'nın çökmesi ve emperyal sömürge Müslümanların yine olumsuz olarak etkilenmesine sebebiyet vermiştir. Ve bu yönetişim döneminde Amerika'da da uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. İslamiyet ve modern zamanların uyumsuzluğu üzerinden hareket etmiştir. Ve laikliğin ve sosyal İslam ve liberalleşmeyi ilerlemeye giden bir yol olarak portre etmişler, çizmişlerdir. Fakat bu sadece gelişmiş dünyada değil, bilim ve teknolojinin ilerlenmesinde ve kendi toplumlarının ideolojik şekillendirilmesinde de Müslümanları 200 yıl boyunca tabi birer modern trendlerden uzak kalan insanlar da Müslümanlar için olumsuz bir takım gelişmeler de ortaya çıkmıştır. Temel prensipler Müslüman coğrafyasında zaman zaman ortaya çıkmıştır. Mesela İslami fundamentalizm ve bunun çeşitli özellikleri ve olgular çeşitli olasılıkların son derece muğlak bir şekilde ele alınmasına da sebebiyet vermiştir. Eğer İslami Rönesans'ı anlamak istersek ve amacını ve maksadına bakacak olursak, bu sadece
yeterince bir içgörü de yoktur. Ve İslami fundamentalizm diğer herhangi bir muhafazakar yaklaşım olarak ele alınmalıdır. Ve sosyal değişimin olasılığı olarak bu öğeler genel olarak dünya çapında birçok akademisyen tarafından bilimsel olarak temeli olan, gerekçesi olan bir genel kabul görmüş bir husus olarak ele alınmıştır. Şimdi ikilemimize gelelim. Bugün size takdim ettiğim ikilem. Bu alternatif bir paradigma sadece Müslüman coğrafyasında mümkündür. Bir medeniyet olarak, etik medeniyet olarak, özünde İslam medeniyeti dünyayla olan ilişkisini her türlü bir yandan kendilerini ve bir yandan diğerlerini adalet adına bu dünyada ve sonraki dünyada ele almaktadır. Kişisel ve toplum misyonlarının yerine getirilmesi, medeniyeti esas alan geleneğe odaklanmaktadır. Ve bu etikten dönmek kozmolojik terimlerle açıklanmaktadır. Ve bütün bunlar hiyerarşik bir oluş zincirinde Allah-u Teala'nın insanoğlunu en üstün varlık olarak alması zaten bu kavramın özündedir. İlahi bilgiyi bu zincirde insanoğluna bir bilgiyi mümkün olan en iyi şekilde yayma görevi ve sorumluluğu verilmiştir. Mesela maddi ve sosyal dünyada bu bilginin üzerinden tezahür etmektedir ve dünyasal ortama tatbik edilmesiyle gerçekleşmektedir. Peki akademisyen eğer ortam bunu destekleyen bir tipolojiye göre inşa edilmemişse insanoğlu ne yapar? Bu da çok büyük bir ikilemdir. Bu yeni adalet ve etik çok Müslüman dünyasında çok büyük bir korelasyon vardır. Liberal, progresif olarak ve pozitif sonuçları da kurumlarda dahi tezahür etmektedir. Ve dogma ve habitus bizim öğrendiğimiz ve bilinçaltı koşullanmamızın birleştiği noktada ortaya çıkmaktadır. Ve böylesi bir determinizm sadece yüzeysel bir dünya algılayışıdır. Refleksivite de olgulardan birisidir. Yaşayan dünya görüşünün ve bu da deneyimden etik medeniyetine baktığımızda bu dünya görüşü diğerlerine yardımcı olmak, iyilik yapmak ve saldırı altında olanları müdafaa etmemizi gerektirir. Ve bu da temel adalet ve hakkaniyet esaslarında vücut bulmaktadır. Bununla ilgili de son kelimeleri alabilirsek eğer size zahmet. Ahir kelimat inşallah. To conclude. Sözlerime son verirken. Do you want me to conclude? Kapatayım mı efendim? Kapatmamı mı istediniz? Çeviri gerçekleşiyor mu acaba? Efendim çeviri gerçekleşiyor fakat beyefendi kanalı seçti mi? Ondan emin değiliz çeviri kanalına. Of the problem, but if you want me to conclude, I will give just few sentences and I'm over. Birkaç sözle bitireyim efendim o zaman. Müslüman dünyasında bizlerin aydınlar olarak görevimiz bunları düşünmek ve Müslüman toplumunda bunları içselleşmemiz gerekmektedir. Varoluşun anlamını bütün insanoğluna yaymamızla ancak Müslüman coğrafyasında kendimizi bu şekilde tesis edebiliriz. Çok teşekkürler ve selamünaleyküm.